Merhabalar, uzman doktor Murat Doğan, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanıyım. Size bugün elektroşok tedavisinden bahsedeceğim. Elektroşok tedavisinin tanımını, daha sonra hangi hastalıklarda kullanıldığını ve hangi hastalıklarda kullanılamayacağından bahsedeceğim. Elektroşok, dalga tedavisi, ses dalgalarından oluşan bir tedavi biçimidir. Elektroşok dalgaları, ultrason dalgalarının 10 katı büyüklüğünde oluşan ses dalgalarıyla yapılan bir tedavi yöntemidir. Bu tedaviyi kullanırken ses dalgalarının özelliklerinden yararlanmaktayız ve bu uygulanan bölgeye göre değişmektedir. Hangi hastalıklarda kullanmaktadır? En çok kullandığımız ve fayda gördüğümüz kalkınan şupur denen topuk dikeni de tedavisinde kullanmaktayız ve %85'e 90'lara yakın başarı sağlanmaktadır. Ayrıca taban sertleşmesi, tenisçi dirseği dediğimiz dirseğin dış tarafındaki kasların zedelenmesine bağlı durumlarda, yine golfçi dirseği dediğimiz kasların iç tarafta zedelenmesine bağlı durumlarda, omuzun kalsifik tendinitlerinde yani omuzun kireçlenmelerine bağlı donuk omuz durumlarında, ayrıca miyofasyal bant dediğimiz sırt bölgesindeki sertliklerde, aşil tendinite dediğimiz ayak bileğin problemlerinde, arka taraftaki kasların zedelenmelerinde kullanılmaktadır. Tedavi kullanırken nasıl kullanıldığından bahsedelim. Topuk dikeni için örnek verecek olursak ortalama 2000-3000 atım uygulanmaktadır. Ve bu dozu 2 ile 5 bar arasında ayarlanmaktadır. Tedavinin süresi ortalama 5 dakikadır ama 3 veya 5 seansa kadar tedavimiz uzamaktadır. Bu tedavi bir şok dalga tedavisi olduğu için belli bir aralıklarla yapılmaktadır. Bir gün veya 2 gün ara vererek, hatta bazen 3 günde 7 güne kadar hastamızın durumuna göre ara vererek yapılmakta olan bir tedavidir. Elektroşok tedavisi nasıl etki göstermektedir? Kolajen doku sentez artışını sağlayarak bu şok dalga sayesinde dokunun yenilenmesini sağlanmaktadır. Ayrıca damarlanma artışı sağlayarak yeni bir doku sağlanmasına yol açmaktadır. Beraberinde bazı maddelerin artışını sağlayarak dokunun yenilenmesini hızlandırmaktadır. Topuk dikeninde de benzer etki göstermekle beraber o topuk dikeni dediğimiz kemiğin yapısının etrafındaki ödemi azaltarak etki göstermektedir. Bazı durumlarda bu tedaviyi kullanamamaktayız. Bu durumlardan da bahsedelim. Gebelikte zaten bir şok dalgası olduğu için kullanamıyoruz. Kanserli hastalarımızda kullanamıyoruz. Kanama bozukluğu olursa, beraberinde bazı tümör hastalıklarına bağlı yıkım ürünlerinin artışı olursa onları da kullanamamaktayız.